Gördüğünüz gibi önümde iki tane Gunpowder var. Eğlence için yapabileceğiniz, size herhangi bir avantaj veya da kazanç sağlamayan bir bug göstereceğim. Bunu tamamen eğlence amaçlı yapabilirsiniz. Bu bug'a havai fişek bug'ı diyorum. Çünkü gerçekten çok güzel. Harika bir fail oldu. Merhaba sevgili korsanlar, Korsan Efsaneleri kanalının yepyeni bir videosuyla tekrar karşınızdayız. Bugün sizlere önceki videolarda kullandığımı fark ettiğim ve size anlatmadığım, açıklamadığım bazı buglar var. Ve bu bugların bazıları sizin yapıp oyunda avantaj kazanacağınız şekilde kullanılabilir olan buglar. Bazıları denk gelip avantaja çevirebileceğiniz ve hatta size zarar verebilecek, kazancınızı kaybettirebilecek buglar olacak. Bazıları ise eğlence için yapabileceğiniz ve hatta denk gelebileceğiniz güzel buglar olacak. Birçok bug'dan bahsedeceğim bu videoda. Öncelikle biraz kılıçtan ve onun hakkındaki bir bug'dan bahsetmek istiyorum. Bu kılıcı elinize alıp sol tıka basıp tuttuğunuzda dash atarak vurursunuz ve bu iki kere vurma iki hasar verir. Bu şekilde sağ tıkla da savunursunuz. İki hasar verdiğini söyledim. Bu dash'i buglayarak güzel bir şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi bu dash'i kullanarak bir zıplarsanız zıplayamazsınız. Neden? Çünkü dash'i kullanarak zıplanmıyor. Önce savunma yapmanız gerekiyor. Bu savunma halindeyken dash gücünü, yani atılma gücünüzü kullanarak zıplayabilirsiniz bu şekilde. Ama gördüğünüz gibi zıpladıktan sonra stun yiyorum. Bir müddet bekleme sürem oluyor. Hareket edemiyorum. Tabi bu stun biriyle kapışırken siz ona isabet ettirirseniz bu dash vuruşunu sizde geçerli olmayacaktır. İsabet aldığınızda stun vermiyor. Direkt adama saldırabiliyorsunuz. Şimdi peki bu zıplama olayını stun yediğimi niye gösterdim? Çünkü bu zıplama olayını denize doğru yaparsanız tam saniyesinde zıplayıp böyle atlarsanız denizde hızlı bir şekilde stun yemeden seyahat edebilirsiniz. Ama denize atladıktan böyle hemen birkaç saniye sonra karaya oturursanız bir saniyelik böyle bir stun yiyebilirsiniz. Son kısmını denk gelirsiniz stun'ı. Daha sonra bu kılıç deşiyle, deş hareketiyle alakalı bir bug daha göstereceğim. Hemen tepeye çıktıktan sonra size göstermek istiyorum. Çünkü bu sadece yüksek alanlarda yapılabiliyor ve en güzel de bu Smuggler's Bay adlı adanın en kuzeybatısında bulunan bu adada yapılabiliyor en güzel hareket. Hemen oraya çıktıktan sonra size göstereyim. Az kaldı zaten. Şöyle. Burası gördüğünüz gibi adanın en yüksek noktası. Yetişebilir miyim bilmiyorum. Şu şekilde dash atıp zıplıyorsunuz. Biraz aşağı bakıp yukarı bakıyorsunuz. Ve yani şimdi olmadı. Tekrar deneyelim. Gördüğünüz gibi topa dokundum hemen. Gerçekten çok yükselebiliyorsunuz. Hemen çok uğraşmadan bir sonraki bug'ımıza geçmek istiyorum. Evet. Daha önceki videolarımda göstermiş olduğum bir bug bu. Suluk gemisinde oluyor bu bahsedeceğim bug. Şuraya çıkıp buradan pencereden
merdivene tutunabiliyorsunuz. Savaş esnasında zorda kaldığınız zaman ölmek üzereyseniz buradan böyle pencerelerden merdivene tutunarak adamı şaşırtabilirsiniz. Buradan merdivene tutunursunuz. Buradan adam sizi öldü sanır. Şuraya atlayıp adamı kesersiniz. Güzel bir taktiktir ama el çabukluğu gerektiriyor. Gerçekten zorlu bir şey. Daha sonra Sloop'ta bir de doku bug'ı, böyle karakterin hiç görünmeyeceği bir kısım var. Şuraya geçiyorsunuz. Bakın şu yelken direğinin buradan başlayarak direkt üstüne basarsanız tam oturmayabiliyor. Şuradan biraz ilerliyorsunuz. Böyle düşmeye çok yakınken dönüyorsunuz. Elinizde şu saklanma emotundan varsa bunu kullanarak buraya gizlenebiliyorsunuz. Bunu Sloop gemi rehberi videomda da zaten bahsetmiştim. Tabi üzerinizde kamufle olabileceğiniz bir renkte, siyah renkte bir kıyafet varsa özellikle ayaklar çok sıkıntı oluyor. Sizi çok daha iyi gizleyebilir. Hemen şöyle tekrar bir deneyelim. Bu şekilde ayağımın tabanı da siyah olsa. Tabi benim gemi biraz renkli. Genelde gemiler siyah tarzı koyu renkli olduğu için ayak tabanınız fark edilmez. Ben video için böyle renkli gemi giydim. Daha sonra gizlilik konusu açılmışken gizlilikle alakalı bir şey daha göstereyim. Eğer ki ayağınıza ayakkabı giymezseniz ayak sesleriniz bastırılıyor. Hemen göstereyim. Şu an ayak sesi bu. Şimdi hemen ayakkabıyı çıkarıp bir de o şekilde göstereyim. Ve tabi tahta bacağı da çıkarmam gerekli haliyle. Tahta bacak da daha önce bahsettim. Vanity chest olan bu aksesuarlarınızın olduğu sandıktan çıkartabilirsiniz ayağınızdaki. Bu şekilde bir deneyelim. Gördüğünüz gibi ayak sesi falan yok. Bu şekilde gizlilik kullanabilirsiniz. Tabi biraz güzellikten feda edeceksiniz. Hemen şöyle tekrar giyelim. Bu kalsın. Daha sonra bir bug daha göstermek istiyorum. Tabi bu bug'ı yapabilmek için elinizde iki tane silah olması lazım. Silahtan kastım kılıç değil. Kılıcın dışındaki pistol ve sniper olabilir. Bu tüfek ve pistol olabilir. Değişir. Ama bu bug'ı kullanabileceğiniz en avantajlı silah seti bu sniper ve pistoldür. Hemen şunu göstermek istiyorum. Normal bir şekilde ateş ettim. Sonra silahımı değiştirdim ve ateş ettim. Arasındaki hız bu. Geçiş hızı. Hemen bunun da mermisini değiştireyim. Şimdi göstereceğim şeyi kullanarak gördüğünüz gibi aradaki farkı çok büyük bir derecede azalttım. Peki bunu nasıl yaptım? Hızlı el çabukluğuyla 1-2 tuş kombinasyonu kullanıyorsunuz. Nişan aldınız, tam adama sıkacağınız sırada sıktınız, W ve Shift yapıp silahınızı değiştirdiniz. Bu şekilde silah arasındaki geçiş animasyonu iptal ediliyor ve direkt diğer silaha geçip hızlıca nişan alıp sıkabiliyorsunuz. Daha önceki videolarımda söylediğim gibi sniper 70 vuruyor, pistol 30 vuruyor. Bu şekilde 100 canı indirerek direkt adamı öldürme şansınız var. Hemen hızlıca diğer bug'ımıza geçelim. Evet, sıradaki bug'ımızı göstermek için böyle bir tepeye çıktım. Çünkü bu bug'la fall damage'i, yani düşüş hasarını engelleyebiliyorsunuz, azaltabiliyorsunuz büyük ölçüde. Şu şekilde bir atlayalım. Gördüğünüz gibi canımın yaklaşık olarak %30'u gitti. Şimdi tekrar o tepeye çıkıp bir göstermek istiyorum. Evet, tekrar bu tepedeyiz. Şimdi size fall damage almamayı veyahut da o fall damage'i azaltmayı göstereceğim. Öncelikle duvara sürtünme taktiği var. O şekilde azaltabilirsiniz. Şöyle. Gördüğünüz gibi duvara sürttüğüm için 20 yaklaşık 20 hasar aldım. Az önce yaptığımda 30 hasar almıştım direkt atladığımda. Gördüğünüz üzere biraz daha değişebiliyor. Şöyle meyve yiyelim. Tabii bu duvar tam olarak yani biraz içe doğru eğimli olduğu için tam sürtünemedim. Tam sürtünebilseydim eğer fall damage'in tamamını da indirebilirdim. İkinci taktik de ileride gördüğünüz gibi birkaç kaya var. Bu kayalara böyle dash atıp atlayarak onların kenarına sürtülerek gördüğünüz gibi bu sefer %10 kadar falan aldım. Fall damage'inizi azaltabilirsiniz. Bu şekilde fall damage'i engellemek için duvara sürtünme bug'larını kullanabilirsiniz. Evet, sıradaki bug'ımız için buraya sahile indik. Bu bug için size
şu meyve sandığını göstermek istiyorum. Tabii bunun içine meyve falan koyabilirsiniz. Meyveleri tamamen şu an 39'a 50. 50'ye 50 yaparsanız tamamını doldurursanız bunu tüccara satabiliyorsunuz. Tüccarda onu göstereceğim. Tüccar şimdi eşya taşıma bagını göstereceğim. Tabii onun için bunu yapmak için önce bir ayar yapmalısınız. Escape'e basıp durdurma menüsünden settings'e giriyorsunuz, ayarlara. Burada accessibility settings, erişim ayarları. Burada biraz aşağı iniyorsunuz. İniyorsunuz. Input diye bir başlık var. Bu input'tan birincisini aktifleştiriyorsunuz. Peki bunu aktifleştirdiğinizde sizin ayarlarınızdan neyi değiştiriyor? Eşyaları normalde F'ye, R'ye herhangi bir tuşa basıp tutarak alıyorsunuz. Ama bu ayarı etkinleştirdiğinizde siz tek dokunuşla o eşyaları alabileceksiniz. Mesela bunun yanına gidiyorum. F'ye bir kere bastım ve otomatik basıp tutmuş gibi oldu ve elinize aldı. Bu şu sebepten dolayı lazım. Siz ilerlerken bunu bırakıp aşağı bakıp alıyorsunuz. Bırakıp aşağı alıp aşağıdan alıp atıyorsunuz bu şekilde. Böyle daha hızlı oluyor. Bıraktığınız anda X'e basıp Shift'e basıyorsunuz. Yani X'e basınca zaten bırakıyorsunuz. X'e bastım, bıraktım, Shift'e bastım, koştum. X'e bastım, bıraktım, Shift'e bastım, koştum. Bu şekilde çok daha hızlı ve bunu satışlarda da kullanabilirsiniz. Satışları bu şekilde hızlı yapabilirsiniz. Tabii siz aşırı alışıp böyle çok hızlı yaparsanız görüş açınızdan çıkmaya başlar ve bazen elinizden kayabilir. Menzil etmeyebilir. Şu an maşallah hiçbir sıkıntı olmadı. Takır takır taşıdım ama arada olabiliyor. Bunun aynısını suda da yapabilirsiniz. Hızlı yüzerek bu şekilde suda da yapabilirsiniz. Hemen sıradaki bug'ımıza geçelim. Evet arkadaşlar, size fayda sağlayacak olan bug'lardan bir tanesini daha göstermek istiyorum. Bunun için bir göreve ihtiyacınız var. Yani kazı görevine, kazmayla alakalı bir bug göstereceğim. Larina'da da zaten bu görevlerden bulunuyor. Bu Black Market'te Ashen Chest ve Ashen Key alabiliyorsunuz. Şimdi ben sadece Chest'i alıp size göstereceğim. Tabii Black Market ilk videomda söylediğim gibi sadece Dublon karşılığında size eşya veriyor. Hemen bu görevi gemime koyup etkinleştirmek istiyorum. Bu şekilde oy vererek etkinleştirdim. Hemen görevimin nerede aktif olduğuna bakıyorum. Evet, tam olarak burada. Hemen bir işaretleyeyim. Evet, burada. Ve bu nasıl yapılıyor? Elinizde envanterinize ait olan bir öğeyi tuttuğunuz zaman Q'ya sadece basarak ona erişebilirsiniz. Görev envanterinizden bir öğeye de direkt bu boşluk tuşuna basıp bir tanesini seçip erişebilirsiniz. Bu şekilde yani. Az önceki görev elimden gitti çünkü ben sandığı buldum. Onun dışındaki bir görevi seçip böyle Q ile ikisinin arasında gidip gelebilirsiniz. Bunu niye gösterdim? Çünkü hızlı kazmak için gereken bir yöntem bu. Bunu kazdıktan sonra iki kere Q'ya basıp tekrar küreye erişiyorsunuz. Peki normal kazsak ne olur? Böyle. Kaldırmasını beklersiniz ve tıklamak için biraz gecikirsiniz. Ama onu yapıp şöyle direkt çat. Hızlıca alabilirsiniz küreğinizi. Hızlı hızlı kazarsınız. Aradaki animasyonu bir nevi silmiş olursunuz. Hemen şu sandıktan bahsetmek istiyorum. Bu sandığı Larina'ya geri satıp 10 dublon kazanabilirsiniz. Veyahut da 15, tam olarak hatırlamıyorum. Veyahut da anahtarını keşfederek, bularak veya görevini alarak Larina'dan açabilirsiniz bu sandığı. O şekilde içindekilerle beraber satabilirsiniz. Hemen sıradaki bug'ımıza geçmek istiyorum. Evet, şimdi bazı bug'ları göstermek için bir adaya gitmemiz gerekiyor. Gunpowder'da göstereceğim bir bug var. Ondan önce son olarak size fayda sağlayacak ve yapabileceğiniz, yapmanızın mümkün olduğu, böyle denk gelmesini beklemeyeceğiniz buglardan bahsedeyim. Son birkaç tane kaldı zaten. Bir tanesi, tabi bunları direkt gösteremeyeceğim çünkü gerçekten ayrı ayrı yerlerde olabiliyor. Bir tanesi zaten Tall Tales rehberinde bahsedeceğim. O rehbere de geçtiğimizde. Tall Tales'ları kullanarak direkt bitirme görevi. Şimdi yanınızda bir oyuncu olduğu zaman gördüğünüz üzere bende birçok Tall Tales checkpoint'i var. Bu hikaye görevlerinden. Hepsi de final. Final checkpoint'i. Arkadaşınızla oynarken siz bu final checkpoint'ini koyuyorsunuz. Final olan eşyayı veriyor.
Siz oyundan çıkıyorsunuz. Sonra arkadaşınız da bu kuru kafayı sahibine teslim edip o görevi tamamlıyor. Arkadaşınızın görevini direkt o hikaye görevini hiç başlamadan bitirmiş oluyorsunuz. Peki bunu neden yapmanız gerekiyor? Çünkü hikaye görevlerinde 5 kere bitirme başarımı var. Bunu kazanmak isteyen arkadaşlar bu şekilde bu bug'ı kullanarak yapabilir. Tekrar söyleyeyim. Toltayas'a koyuyorsunuz, aktifleştiriyorsunuz, sonra oyundan çıkıyorsunuz. Eğer oyundan çıkmazsanız sizin elinizdeki bu final checkpoint gider. Veyahut da ben bunu koydum arkadaşıma geçti, arkadaşım işte oyundan çıksın ben yapayım derseniz o da olmuyor. Çünkü arkadaşınıza checkpoint geçmiyor. O checkpoint size ait. Arkadaşınızın checkpoint'i alabilmesi için sizinle beraber hikaye görevini oynayarak bir önceki checkpoint'i tamamlayıp 5. son final checkpoint'e geçmesi gerekiyor. Tam 5 tane mi hatırlamıyorum. Öyle dilimden çıkamayacak. Bu şekilde bir bug var. Soul Tales'la alakalı. Daha sonra zaten ağlayan sandıkla alakalı bahsetmiştim Gold Order videoların birisinde. Gold Order için oynarken mesela ağlayan sandık var. Ağlayan sandığa denk gelmiş olabilirsiniz. Bu ağlayan sandık ne işe yarıyor peki? Yani gerçekten değerli bir sandık, iyi para veriyor. Ama dediğim gibi ağlıyor ve geminizi su doldurarak batırmaya çalışıyor. Onun da bir taktiği var. Onu elinize alıp merdiveni tutup biraz aşağı iniyorsunuz. Bu şekilde ağladığı zaman gözyaşları suya dökülüyor ve sizin geminiz su almıyor. Bunun başka türlü bir tekniği yok. Yani zıpkını takıp böyle havada tutanlar var. Böyle olmuyor. Veya gidip yelkene koyanlar var. Yelkenden de olmuyor. Geminin burnuna koysanız bile yine geminiz su almaya devam eder. Tek taktiği o merdiveni tutunarak yapmak. Geminin arkasında kayık taktığınız zaman, kayık takmayı da gösterdim. O kayığa da koysanız gemi yine o suyu alır. Hiçbir türlü kurtulma şansınız yok. Tek taktiği bu merdiveni tutunmaktır. Chest of Rage var. Bu Chest of Rage de yine sandık çeşitlerinden biri. Chest of Rage yanarak patlıyor. Tabi hemen fotoğrafını göstereyim. Evet, şu an fotoğrafı görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi böyle bir sandık. Kendi kendine gücü artmaya başlıyor. Veyahut da vurursanız da direkt üşümüyor. O sandığı da buraya koyup yere bir kova su atarsanız bu sandık patladığı zaman size hasar verir. Ancak gemiye alev aldırmaz. Böyle bir bug'ı var. Fixlenmiş olabilir. Ben denk gelirsem yine size bir hatırlatma yaparak fixlenip fixlenmediğini söylerim. Yani fixlenmekten kastım bilmeyenler için söylüyorum. Oyunun bir güncellemeyle bu hatayı düzeltmesi. Ve düzeltmiş olabilirler çünkü alevli olan bu Ashen Winds'dir falan. O tarz oyunun kapsadığı o kısımda çok fazla ayarlama, güncelleme yapıldı. Bu yüzden size garanti veremem, düzeltilmiş olabilir. Hemen Gunpowder'ı alarak size göstermek istediğim bir bug daha var. Tabii şu an eğlence için olan bug'ları göstermek istiyorum. Yapabileceğiniz eğlence için olan bug'ları. Size fayda verecek, avantaj sağlayacak bug'ları anlatmayı bitirdim. Bu kadardı. Şimdi bu Gunpowder'la hemen bug'ı göstereyim. Evet, gördüğünüz gibi 2 tane Gunpowder'a ulaştım. Bu bug'ı yapabilmeniz için 2 tane Gunpowder'a ihtiyacımız var. Barut açısına. Bu bug tamamen eğlence amaçlı. Hiçbir avantaj sağlamayacaktır size. Bu bug'ı da ben havai fişek diyorum. Çünkü çok güzel bir bug. Bu Gunpowder'lardan birini bulutlara kadar böyle gökyüzüne uçurup havada
sniper'la vuruyorsunuz ve bu şekilde bir havai fişek oluşmuş oluyor. Tabii siz bu gunpowder'ı nasıl oluşturacaksınız? Şu şekilde koyuyorsunuz, diğerini de böyle üstüne koyuyorsunuz. Böyle böyle karaya doğru ilerlemeye başlıyor. Karaya doğru ilerleyip yavaş karaya çarptığı zaman o gunpowder'ı havaya fırlama ihtimali var. Gördüğünüz üzere zemine koyduğunuz zaman hareketsiz bir fiziği oluyor. Zemine yapışıyor. Ama denizden karaya gelirse o fizikten gördüğünüz gibi havaya fırladı ama yeterince değil. Bu gerçekten çok yükseğe fırlatılabilen bir şey. Hemen onu da yapıp göstereyim. Evet, bu şekilde yapılıyor. Gördüğünüz üzere. Tabii dediğim gibi bu bulutlara kadar yükselebiliyor. Çok yükseklere gidebiliyor. Ben yeterince yüksek atamadım. Ama siz bunu başarırsanız bu şekilde havada patlatıp bir havai fişek görüntüsü çıkarabilirsiniz. Evet, sıradaki bug'la görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Diğer bir eğlence bug'ımızla tekrardan karşınızdayız. Bu eğlence bug'ımızda gemiyi karaya çıkarma. Evet, gemiyi karaya çıkartabiliyorsunuz zıpkınları kullanarak. Ancak şöyle bir durum var. Zıpkının tutunabilmesi için geminin karanın dışındayken zıpkını sabitlememiz gerekiyor. Gemimiz geri karaya çıktığı zaman oyun otomatik olarak zıpkını kullanmanızı engelliyor karada çok fazla vakit geçirmemeniz için. Mesela gördüğünüz gibi şu an zıpkın hiçbir yere saplanmıyor. Denizde olmandırdı. Gördüğünüz gibi denize geri attı oyun ve bu şekilde zıpkını tekrar saplayabiliyorum. Tabii bu zıpkını kullanarak gemiyi karaya çıkarmanızın hiçbir avantajı yok. Ne satış olarak ne de başka bir şey için. Bu şekilde karaya çıkıp öyle oyununuzu bitirmişsinizdir. Satış tamamdır. Gemiyi batırmak için böyle yapabilirsiniz. Tabii konusu gelmişken gemiyi tüm oyuncular oy vererek Minecraft kısmına giriyorsunuz. Burada Scuttle Ship var. Scuttle Ship'e yes diyerek geminizi batırabilirsiniz. Hemen gösterme amaçlı. Yes. Böyle yaptığınız zaman geminizdeki açılabilecek tüm delikler en büyük seviyeden açılır ve geminiz anında batar. Bu şekilde de geminizi batırabilirsiniz. Evet, sıradaki bug'da görüşmek üzere. Hemen bir sonraki bug'ımıza geçiyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere bir iskelet filosunu tetikledim. Bunu da bu geminin uçma bug'ından biraz bahsetmek için yaptım iskelet gemilerinin. Bu iskelet gemilerini direkt kayaların yakınında spawn ettiğiniz zaman, şu an ben biraz kayalardan uzakta girdim savaşa. Aktifleştirdiğiniz zaman kayalara çarpıp, rampalı olarak duran kayalara çarparak uçabilirler. Hatta uçarak geminizin üstüne bile konabilirler. Bu şekilde bir bug'ları olabiliyor. Bazen kayayı görüp dönerler, bazen görüp çarparlar. Bayağı değişik bug'ları var. Şu an bize saldırmaya başladı. Bu iskelet filosunu da zaten ileride Reaper'da anlatacağım. Çünkü bu World Eventler falan hep Reaper'la alakalı. Evet, gördüğünüz gibi ilk kayayı atlattı. İlk kaya çarpmadı. Sola dönerek kayadan kurtuldu ama ikincisi de çarpacak gibi. Çünkü bir yandan bize odaklandı, bir yandan da kayayı görmedi. Evet, çarptı. Hatta uçacak mı? Yok. Bayağı bir gazladı oraya. Dik bir şekilde durdu. Ama solumuzdaki kayayı görüyorsunuz. Buradan gelseydi mesela uçma ihtimali vardı. Çünkü bu iskelet gemileri sürekli hareket halinde. Rüzgar almasına veyahut da denizde olmasına gerek yok. Karada olsa bile hareket ederek uçabiliyor. Evet, bu bug'ımız bu kadardı. Şimdi diğer bug'lara geçebiliriz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi köpek balıklarına binebiliyorsunuz. Bu köpek balığını karaya kadar çektim. Bu şekilde üstüne binebildim. Öyle onu dikkatini çekip karaya çekip üstüne binebilirsiniz.
gördüğünüz gibi bu şekilde köpek balığı sürebiliyorsunuz. Böyle bir eğlence balığı var. Evet. Bu şekilde. Şimdi sırada anlatacağım bug'lar, daha doğrusu oyun içinde yaşamış olduğum çoğu bug'ı kesit olarak videoya eklemek istiyorum. Birçok bug var bunların dışında. Size fayda sağlamayan, aksine zarar veren. Yani bazense birkaç avantaj sağlayan ve dezavantajları da olan bug'lar var. Sıkıştığınız zaman, bir yerde takıldığınız zaman sizin oyunun siyah ekran verip gemiye atması veya boss keserken bossların takılması, uçması, iskelet gemilerinin uçması gibi bu tarz bug'lar var. Bunlardan denk geldiklerini şimdi size videoda göstereceğim. Videoyu da bu şekilde burada bitirmek istiyorum. Abone olmayı unutmayın. Videoyu da beğenin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ben size vereyim mi? Valla olabilir. Buyurun gelin. Elden verebilirim sadece. Gel. Eyvallah, eyvallah. Eyvallah. Oh, oh, bereket. Allah tuttuğunu almanız lazım. Allah muradını erdirsin abicim. Abicim sağ ol abicim. Oh, yarasın abicim.